kardeşim, sen büyünce ne olacaksın? Ben büyünce polis olacağım. Peki neden sen polis olacaksın? Çünkü annem hep der ki onu kurtaracağım. Peki sen ne olacaksın? Ben de doktor olmayı düşünüyorum. Niye kardeşim? Çünkü annemin yaralarını iyileştireceğim. Çocuklarımızın rengini siyaha, hayallerini ise kabusa çevirmeyin. Yeter lan yeter! Nedir senden çektim yeter! Neden bizimle evde şiddet var? Buraya kadar geldi artık! Keseceğim seni, öldüreceğim seni yeter! Bizim özümüzde, bizim kökümüzde kadına, şiddete yer yoktur! Ben anne olmak istemiyorum! Neden abacığım? Eğer anne olursam hep dayak yerim. Eğer ben baba olursam eşimi hiç dövmeyeceğim. Çocuklarımız anne ve baba olmaktan korkmasınlar. Yeter artık. Yine kavga ediyorlar. Gel bakalım. Her ne olursa olsun biz kadınlar sizlere Allah'ın emanetiyiz. Vurmamalısın. Korkuyorum kardeşim. Ben de korkuyorum. Unutma, korkma, susma, sessiz kalma. Dövebildiğin kadar değil, sevebildiğin kadar adamsın. Dur, yapma. Erkeklik kadını vurmakla değil, onu koruyarak gösterilir. Kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır. Senin değil. Sevgi insanlığın, şiddet ise hayvanlığın söz konusudur. Sen kadını vurmakla kendini adam sanıyorsan, inan bizim gözümüzde adam değil, madam bile olamazsın. Bir erkek hanımını döverse, kıyamette olsa bile ben o davacı olurum. Kadına vurmak acizliktir. Kadına karşı yapılmış olan şiddet, insanlığa karşı yapılmış olan bir ihanettir. Kadına şiddet... İnsanlığa ihanettir. Kadın anadır, kadın topraktır. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. İnsan gönlünü açtığı kadına şiddet uygulayamaz, vuramaz. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadına kalkan eller kırılsın, cezasız kalmasın. Kadına şiddete hayır. Kadın şiddete maruz kalıyor ve öldürülüyor. Kadına şiddete hayır!